Herkese merhabalar. 9. sınıf fizikte hangi konularımız var ve hangi konular birazcık daha zor, hangisileri daha uzun, hangileri daha kolay? Gelin beraber bunları bir fragman niyetiyle bir bakış atalım ve hangi konularla biz mücadele edeceğiz bir öğrenelim. Bir kere biliyorsunuz 9. sınıf bir tepeden tırnağa değişti. Fizik dersimiz için de bu böyle. Dolayısıyla Farklı bir müfredat yapısıyla ilerlenecek. Birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflarda artık müfredat tepeden tırnağa kadar değişiyor. Peki neler var bu müfredatın içerisinde? Şimdi bir kere farklı e, kavramlar geldi hayatımıza. Eskiden kazanım dediğimiz şeyler artık öğrenme çıktısı olarak adlandırılıyor. Ve işte anahtar kavramlarımız var. İşte öğrenme kanıtlarımız var. Aynı zamanda işte köprü kurma var. Yani farklı bir modelle ilerleyeceğiz ve buradaki alan becerileri işte disiplinler arası ilişkiler bu farklı modelle yapacağımız bütün her şeye uygun bir şekilde biz sizinle zaten 9. sınıf kanalımızda bütün dersleri teker teker işleyeceğiz merak etmeyin. Şimdi ilk konumuz yani ilk ünitemiz fizik birimi ve kariyer keşfimiz. Ardından kuvvet ve hareket ünitemize geçiyoruz. Sonra akışkanlar sonra da enerji ünitemiz. Yani dört tane ünitemiz var. Bu dört tane ünitemizin alt başlıklarına bakacak olursak da bir kere birinci ünitemizde Fizik biliminin ne olduğunu öğreneceğiz ve fizik biliminin alt dallarını öğreneceğiz. İşte termodinamiktir, mekaniktir ve benzeri. Fizik bilimine yön verenlere bakacağız. Yani hem Türk bilim insanları hem de yabancı bilim insanlarına bakacağız. Fizik bilimiyle ilgili kariyer keşfine bakacağız. İşte burada fizik bilimiyle alakalı birçok meslek dalı var. Bunların neler olduğunu ve neler yaptığını öğreneceğiz. Bu çok basit bir konu aslında baktığımız zaman ilk yazılıda puanını yükseltecek aslında bu konu. Yani ilk yazılıda hem daha fazla çıkacak bir konu hem de ...puanını çok rahat yükseltebilirsin. Birazcık ezbere dayalı ama olsun hemen puanımızı yükseltebiliriz. İkinci üniteye baktığımız zaman kuvvet ve hareket. Bu birazcık daha zorlayıcı bir konu diyebiliriz. Bir kere temel ve türetilmiş niceliklere bakacağız. Burada e, ardından skaler ve vektörel niceliklere bakacağız. Vektörel aslında yönlü nicelikler demek. İşte hız vektöreldir, sürat skalerdir gibi farklı kavramlar öğreneceğiz. Vektörlerin ne olduğuna bakacağız. Vektörlerin özelliklerine bakacağız. İşte başlangıç noktasıdır, şiddetidir ve benzeri... Doğadaki temel kuvvetlere bakacağız ve hareket ve hareket türlerine bakacağız. Ya sabit süratli hareket, işte hızlanan hareket, yavaşlayan hareket ve benzeri bunları teker teker inceleyeceğiz. Burada unutmayalım vektörler 11. sınıftan 9. sınıfa geçtiği için birazcık daha hani zorlayıcı bir konu olabilir unutmayalım ama Burada kareli defterimizi hazırlayalım ve çizerek çalışmaya çok dikkat edelim. Çünkü vektörler konusu tamamen çizerek çalışmaya müsait bir konu diyebiliriz. Geldik akışkanlar konumuza. Akışkanlarda ise hemen basınç karşımıza geliyor. Basınçtan sonra tabii basıncın genel tanımından sonra sıvılarda basınç, açık hava basıncı konularını işleyeceğiz. Basınç aslında katılara özgü bir şey ama bunun sıvıları ve açık hava basıncı da var. Ardından kaldırma kuvvetine geçeceğiz. Kaldırma kuvveti işte Arşimed'in bulduğu bir kuvvet. Etti. bu çok önemli karşımıza çok çıkacak üniversite sınavında da çok soru geliyor bunlarla alakalı bu konularla alakalı temel fizik konuları aslında diyebiliriz. Bir de Bernoulli ilkesini beraber inceleyeceğiz. Bu konu aslında 10. sınıftan 9. sınıfa geçti. Dolayısıyla bu konuların arasında geçişmeler var. Dolayısıyla her konuyu farklı sınıflara kaydırdılar ama hiç problem yok. Biz bu soru çeşitlerini, bu konularla alakalı soru çeşitlerine hakim olsak çok rahat bütün üstesinden gelebiliriz bütün bu konuların. Ama birazcık daha zorlayıcı bir konu. En son ünitemiz ise enerji ünitemiz. Çok değerli bir ünite ve gerçekten de e, bu konudan çok soru çıkan bir ünite. Yani 2024 TYT sınavında bir matematik ve bir fizik sorusu bu konudan çıktı diyebiliriz. Gerçekten matematikte bile bu konudan soru gelebiliyor. Nasıl bir şey bu? Şimdi bir kere iç enerji, ısı ve sıcaklık arasındaki ilişkiye bakacağız. Şimdi ısı ve sıcaklığın zaten eskiden beri öğrendiğimiz bir konu olduğunu biliyoruz ama bunların ısının bir enerji olduğunu biliyorduk. İşte bunun birbirleri arasında arasındaki ilişkilere bakacağız. Ardından öz ısı, ısı sahası ve sıcaklık farkı arasındaki ilişkiye bakacağız. Yani aslında ısıyla bağlantılı bütün enerji e, özelliklerine bakacağız. Ardından hal değişimine bakacağız. Katı sıvı gaz arasındaki buharlaşma, donma işte kaynama ve benzeri. Ardından ısı dengeye bakacağız. Yani ısı aktarımı yoluyla ısı dengeye nasıl ulaştığına bakacağız maddelerin ve ısı aktarım yollarına bakacağız. İşte iletimdir, konveksiyondur, radyasyondur bunlara bakacağız. Bir de ısı iletim hızına bakacağız beraber. Şimdi dolayısıyla bu ünite gerçekten de aslında kapsamlı bir ünite ve bu üniteden çok soru geliyor. Hem ısı, öz ısı ve benzeri ilişkiler var, hem ısıl denge var, hal değişimi var. Gerçekten kapsamlı bir konu diyebiliriz. O zaman süper bir şekilde 9. sınıfta sizinle beraber süper bir maceraya başlıyoruz. Peki biz bu sene ne yapacağız? Biz bu sene kaynak olarak hem YouTube videolarımıza size destek olacağız hem de bu kaynaklarımızı kullanacağız. Sıfırdan 9'a sayısal setimizi ve dokuzun sınıf dinamo sayısal setimizi kullanacağız. Bunların sözelleri de var tabii ki. Bu setlerimizin içerisinde kitapları kullanacağız. Yani burada konu anlatımı soru bankaları varken burada tamamen soru bankalarımız var ve burada hem yazılı kısımlarımız da var. Dolayısıyla süper bir şekilde hem yazılıya hazırlanmış olacağız hem de soru ihtiyacımızı karşılayacağız. Dokuzun sınıf çok önemli. Dokuzun sınıf Türkiye'de en fazla aslında sınıfta kalınan sınıf diyebiliriz. Gerçekten de lisenin ilk sınıfı ama birazcık daha zorlaşıyor tabii ki. Eskiden fen dersimiz vardı. Şimdi fizik, kimya, biyolojiye ayrıldı. Dolayısıyla ders sayımız arttı. Bu ders sayımız arttığı için birazcık daha fazla çalışmamız gerekebilir. Ama tabii ki herkes LGS'den çıktı ve yorgun ama Tabii ki o yorgunluğumuzu atlattık. Yazı geçirdik. Şimdi 9. sınıf artık önümüzde çok güzel bir lise hayatı var 4 sene boyunca ve bu dört sene boyunca da sizinle beraber çok güzel çalışıp güzel başarılar imza atacağız. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın, yorumlara yollayın.